Ve son parti bu para. Evet. Arda Turan'ın. Bir videomuz daha var. Aynen. Emre Çolak. O da yüksek kar vaadiyle parasını sistem dışına çıkaran futbolculardan biri. Bunu da anlatalım. Ona ait şimdi, görüntü. Evet. Emre yine Çolak, Ali Yörük çantacısı Seçil Erzan'ın. Ali Yörük yine hep aynı. Üzerinde aynı şeyle, paltoyla. Ali Yörük, Emre Çolak. Emre Çolak da Emre Çolak'ın kardeşi. Yani hem Arda'da hem Emre'de aynı hikaye görüyoruz. Kardeşler evet gidiyor. Şimdi her ikisi şu anda şubedeler. Burada biraz oturuyorlar. Biz birazdan iki parti halinde paraların şu odaya taşındığını göreceğiz. Toplam para 3.2 milyon dolar. Şimdi böyle taşınacak. Birazdan gelecek. Ali evet. Yörük, biz şimdi bu görüntüde onun gelmesini beklerken. Aa, tabii, aynen. Ali Yörük kaç kere yurt dışına çıktı? Bulgaristan'a gitti şey Bahadır. 86 mı? 4 yılda 86 kez. Bir de kardeşi değil mi? Atilla Yörük de. Atilla Yörük. Bir 40 küsür. Para bir kez geldi şöyle. Evet, çantayla para geldi. Şimdi daha güzel bir görüntü daha gelecek. Buna ilişkin detaylar sende. Senden şimdi, dinleyeceğiz. Şimdi, Ali Yörük kimlerin arabasıyla Bulgaristan'a ne sıklıkta gitti, ne yaptı? Şuna bakın. Çok önemli. Bakın bu poşet içinde yerden sürüklü. Bir önceki poşet biraz daha hafif, onu taşıyabiliyor. İkinci getirdiği çok daha ağır, onu yerden sürükleyerek bu odaya. Dolar mı bunlar? Dolar. Dolar. Sürüklenerek dolarlar aynen geliyor. Bu görüntünün şöyle de bir özelliği var. Yine banka şubesi değil mi bu? Aynen. Denizbank, Florya mı? Levent. Levent. Levent şubesi. Seçil Erzan'ın dikkat ettiği hususlardan biri şudur. Hı hı. Para alma ve verme durumlarında nadiren şubede bulunur. Bulunduğu 2-3 tane görüntü var. Biraz bir tanesi az önce Arda'yla ilgiliydi. Bir tanesi ileride işte Süleyman Arslan isimli bir tefeciden aldığı parayla ilgili. Onun dışında genelde o anlarda şube dışında oluyor. Böyle ona dikkat ediyor. Ama Ali Yörük hep orada anladığım kadarıyla. Ali Yörük her zaman geliyor. Bakın evet, şöyle şimdi. Poşetlerle giren iki çanta, para. İki çanta. İki çantayla çıktı. Ali Yörük şurada. Emrah Çolak'la son bir şey konuşuyor. Şimdi şubenin dışına çıkıyor. Bu arada bu ibret edici bir görüntü Emrah biraz izleyeceğiz. Emrah da abisine haber veriyor galiba. Oturuyor, parayı teslim ettim. Muhtemelen abisine verdim, haber veriyor. Çantalarla gitti, evet, belgesini alıyor. O görüntüyü bir daha göstermek lazım. Çünkü böyle çuvalın yerde sürüklenerek dolar evet taşındı. Pek az görülür. Bir evet kez daha. Evet, getirebilirsin arkadaşlar. Şu paranın sürüklenerek geldiği görüntüyü bir evet başa sarabilir lütfen miyiz arkadaşlar? Aynen aynen. O çok efsane bir görüntü. Çok efsane gerçekten. Onu bir daha görmekte fayda evet var. Evet evet. Hem de dışarıdan görünebilen bir poşet. Çok yani net görünüyor. Dolarla deste deste. Bakın bakın bakın. Biraz yavaş mi şey yapabilirsek. Hani. Bir kere daha. Lütfen. Bakın. Aynı. Desteler halinde kalınca bir poşet. Hani yırtılmayacak şekilde getiriliyor. Ali zaten şeyin içinde. Ali çünkü diğer gelen poşeti şu anda şey çantaya dolduruyordu. Gelen ikinci partiyi de ikinci çantaya doldurmaya devam ediyor. Ve Ali'yi az önce gördük. Ali şu an şeyden çıktı. Şubenin dışından çıktı. Hı hı. Ali çıkabilir artık dilerseniz. Geçen hafta çok tartışılan bir görüntü daha vardı. Seçil Erzan'ın tehdit edildiğini gösteren video. Ali'nin görüntüsünün bir devamı vardı. Dilerseniz onu bir izleyelim. Olur. Bitti sandım. Bir önceki görüntüye gelelim. Çok arkadaşlar. Evet. Ali'nin parayı alıp çıktığını mı diyorsun? Şube dışına. Şube dışından koşarak çıkıyor. Böyle iki evet tane elinde iki tane evet çanta. Dolar dolu. Dolayısıyla evet şu, bugünkü TL olarak. Biraz saralım arkadaşlar. Evet aynen öyle. Biraz hızlı yapabiliriz. Koşarak elinde kaç milyon dolarla? 3.2 milyon dolar. TL karşılığı 90 milyon küsür mü yapıyor? Evet. Koşarak. Koşarak gidiyor. Orada ha, bu arada şöyle bir detay da var. Biraz evet şimdi bunu da anlatalım. Diğer şeyimize geçeriz zaten. Biz birazdan Ali Yörük'ü göreceğiz şimdi. Ali Yörük şuradan gelecek. Merdivenlerden aşağı. Ali Yörük şu burada. Aynen öyle. Ali Yörük elinde dolar dolu iki çantayla iniyor. Bir görüntü. Buradan da Emrah Çolak. Arkasında Emrah Çolak aynen bankadan ayrılıyor. Bir personel onu uğurluyor, şey gönderiyor. Ali Yörük'ü tekrar göreceğiz. Bu çıkış kapısı artık. Kapıyı zor olsa açıyor. İki tane eli dolu olduğu için. Birazdan da Emrah Çolak'ın çıktığını göreceğiz. Evet. Görüntünün çok az devamında da Ali Yörük'ün koşma anını da görelim. Sonra Seçil Erzan'ın milyon dolarlar böyle taşındı. Şeffaf poşetlerde. Ha şurada. Siyah valizlerde. Yani şimdi gelecek. Ali çıkıyor şuradan. Ali koşarak gidiyor. Evet. Ali şurada kendisini bekleyen bir araç var. Aracın bagajını açıyor. Bu arada arabada biri daha var. Kim olduğunu onu bilmiyoruz. Aracın bagajına evet o kişi açıyor bagajı. Ali sanırım şoför mahalline geçiyor. Diğer kişi de yanına geçiyor.
hızla İstanbul trafiğine karışıyorlar Emre Çolak'ın parasıyla. Emre Çolak'ın parasıyla. Emre Çolak. Peki. Şimdi tehdit videosu. Bu videoda bir kere alınacak dersler, konuşulması gereken çok detay var. Hepsi hakkında konuşacağız ama sıcak görüntü ve Dinçer'deki sıcak bilgileri hızlı hızlı aktarmak istiyoruz. Bir önce bunun sesini, aynen, videoyu başarılı dinleyebilir miyiz en arkadaşlar? Başından, en baştan. Amca, sana vermiş olduğumuz mucinin ve Nazlı'nın senedinde, her ikisinde hiçbir çıkarı yok. Tamamen bana yardım etmek amacıyla yaptılar. Senden çok rica ediyorum, onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma. Hemen onları iade eden lütfen et, hiçbir şey yok çünkü. Tamam, ben bir kuruş para almadım mı söyle? Moci bir kuruş para almadı. Nazlı da. Şimdi bu görüntü iki gündür çok konuşuluyor çünkü Seçil Erzan'ın ağzı gözü şiş, ifadesi çok kötü, bir böyle boş alan. Moci ona zorla anlattırıyor. Onu da anlatacağım. Bir anlat bakalım. Okay. İsmail abi mi dedi? Ne dedi? Süleyman amca diyor. Süleyman abi. En başına Süleyman amca diyor. O, tamam. O anda kesilmiş. Şimdi Süleyman amca kim? Onu da Moci kim? Anlat. Şimdi önce bu görüntü nerede çekilmiş, ne zaman çekilmiş onu anlatayım. Bu görüntünün çekildiği tarih Seçil Erzan sisteminin çöktüğü gündür. 7 Nisan günü. Bu 7 Nisan günü çekiliyor. Saat 18.35. Görüntünün çekildiği yer Çorlu'da. Seçil Erzan'ın gözaltına alınacağı, çünkü 11 Nisan'da alınıyor, alınacağı siteye 20-30 metre yakınında bir yer. Bu görüntünün kaynağı ne? Görüntüyü kim çekiyor? Onu anlatalım. Görüntü şu. Seçil Erzan 7 Nisan günü artık şubeye gitmiyor, telefonlarına ulaşılamıyor, kapatıyor ve Çorlu'ya gidiyor. Seçil Erzan'ın Çorlu'ya gittiğini öğrenen Moştaba Hakani, İran asıllı, 18 yıldır Türkiye'de. Moştaba Hakani, Seçil Erzan'ın Çorlu'ya gittiğini öğrenince atlıyor, Çorlu'ya gidiyor. Niye Çorlu'ya gidiyor? Seçil Erzan, Süleyman Aslan isimli, birazdan fotoğrafını göreceğiz, Süleyman Aslan isimli bir tefeciden 10 milyon TL para almış. Karşılığına 14 milyon TL'lik bir senet vermiş. Moştaba Hakani de o senedi imzalamış. Ha. Şimdi Moştaba Hakani derdi şu. Seçil Erzan'ın sistemi, Süleyman amca da ilk kez bu arada görüyoruz. Süleyman Aslan. Süleyman amca denilen kişi bu. Şahıs bu. Aynen. Bu 10 milyon lira vermiş. Karşılığında 14 milyon liralık Moci imzalı senet almış. Aynen. Moci'nin derdi. Seçil de diyor ki Moci'nin şeyi yok. Moci ile alakalı ve Nazlı ile ilgili Nazlıcan'ı söylüyor. Diyor ki Süleyman amca, özetle. Bu senet, senin elindeki senetle ilgili Moştaba Hakan'ın hiçbir şeyi yok. Ona geçen bir para yok. Zaten onu söyletiyor. Dolayısıyla o senetle ilgili işleme koyma. Onu söylüyor. Ve Moştaba Hakan'ı o görüntüyü kendisine delil oluşturmak için alıyor bu arada. Ben kendisine ulaştım. Bir tehdit, baskı, darp durumu oldu mu? Kesin bir dile bunu reddetti. Avukatıyla da görüştüm. Şunu ifade etti. Bu görüntüyü biz kendimiz 9 Haziran'da Mali Şube'ye müşteki şüpheli sıfatıyla verdiğimiz ifade esnasında biz kendimiz verdik. Onlar kendilerini delil oluşturmak adına bu görüntüyü almışlar. Ve Süleyman Aslan'a Süleyman Aslan'a olur da ona karşı bir icra takibi falan hukuki süreç başlattığında o şeyi videoyu kullanmak amacıyla o görüntüyü almış. Şimdi